Merhabalar, Hünarlı Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şerbetli bir tatlı tarifim var sizler için haşhaşlı şekerpare yaptım. Çok güzel oldu. Hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle şerbeti hazırlayacağız. 3 su bardağı toz şeker koydum tencereye. Böyle çok küçük bir ince dilim limon. 3-4 damla limon suyu da damlatabilirsiniz. 3,5 su bardağı da su koyup şimdi kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra 15 dakika sonra şerbeti alacağım ve soğumaya bırakacağım. Şimdi tatlının hamurunu hazırlayalım. 125 gram tereyağı veya margarin kullanacağız. 2 tane yumurta, bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. 1 çay bardağı sıvı yağ tatlıyı bayram için yapabilirsiniz. Baklava açamayanlar için de çok güzel, gerçekten harika böyle kıyır kıyır bir tatlı. E, uzun sürede tazeliğini koruyor. E, denemediyseniz daha önce yapmadıysanız mutlaka deneyin. Haşhaş da böyle içerisinde daha bir güzel oldu. Haşhaş olmayan bir tarifim vardı, buna haşhaş koydum böyle içinde çıtır çıtır çok güzel oldu. Bir çay bardağı pudra şekeri ekliyorum üzerine. Bir çay bardağı irmik ekliyoruz. Bir paket şimdi vanilya, yarım pakette kabartma tozu kullanacağız. Kabartma tozunu az kullanalım. Şöyle hızlıca bir karıştırıyorum ve unu ekliyorum. Bu tarifte toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. 3 su bardağını önce ekledim. Daha sonra elimle yoğurdum. Baktım cıvık yavaş yavaş yarım su bardağı daha ekledim ve kıvamını oluşturdum. Sizde de aşağı yukarı aynı gidecektir 3 su bardağından sonrasını Kontrollü bir şekilde ekleyelim Böyle yumuşak bir hamur elde edeceğiz Siz videoyu izlerken ben küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum Kanalıma halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz Bu videonun altına da yorum ve beğeni yaparsanız Bana destek olmuş olursunuz Hemen bu hatırlatmadan sonra tekrardan dönelim tatlımıza Gördüğünüz gibi yoğuruyorum 2 su bardağını ekledim. Üçüncüyü de yanıma aldım. Arzu ederseniz bu tatlının hamuruna ceviz de ekleyebilirsiniz. Ceviz, fındık, badem gibi böyle robottan iyice çekin, ufalansın. Daha sonra hamur oluşturduktan sonra eklerseniz de inanılmaz lezzetli oluyor tatlınız. O şekilde de deneyebilirsiniz. İçine koyduğumuz katı yağ elimizin ısısıyla eriyecek ee, ve bu şekilde kıvamını ayarlayacağız. Yavaş yavaş ekliyorum unu. Şimdi yarım su bardağı daha ekleyeceğim. Evet şöyle. şöyle bir hemen hamur oluştu artık. Masayı bir siliyorum. Hemen haşhaşı ekleyip tatlıyı yapmaya devam ediyoruz. 2 yemek kaşığı dolusu mavi haşhaş kullandım. Hemen onu ekleyeceğim. İyice karıştırdıktan sonra şekil vereceğiz. Evet kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Ben şimdi tepsiye yağlı kağıt koydum ama bu alışkanlık olmuş isterseniz sadece yağlayabilirsiniz de zaten hiç yapışmıyor yağlı bir hamur olduğu için böyle e, bu şekilde ben bu sefer şekil verdim. Hamurdan böyle aldım uzattım ve parmaklarımla biraz üzerine bastırıyorum. Uç kısımlarında sivri yaptım. E, yumurta sarısı vardı bir tane içerisinde şöyle çok az Ayçiçek yağı damlattım daha böyle parlak oluyor. Hemen her tarafına fırça ile sürüyorum. Ve üzerine çizikler atacağız çatalla. Bu da piştikten sonra çok güzel bir görüntü veriyor mutlaka. Deneyin. 180 derece önceden ısıttığım fırında güzelce pişirdim. Bakın. Gördüğünüz gibi çok güzel çatladı. Altı üstü böyle kıtır kıtır oldu. Hemen yağlı kağıda alıyorum. Dediğim gibi gereksiz de aslında. Alışkanlık olmuş. Ee, yağlayarak da koyabilirsiniz. Hemen e, tatlı sıcak. Daha yeni çıkarttım fırından ama şerbet soğuk. Birinin soğuk olması gerekiyor. Şerbetim böyle buz gibi oldu. Tepsiyi şöyle bir düzelttikten sonra her tarafına e, şerbeti dökeceğiz ve yaklaşık 2 saat bekleteceğim. E, bu tatlının en güzel tarafı böyle 1-2 saat sonra şerbetini çekiyor ve hemen tüketebiliyorsunuz. Öyle çok saatler beklemenize gerek yok. Şerbetin de birazcık koyu kıvamlı olması gerekiyor. Böyle su gibi değil de, kaynadıktan sonra 15 dakika kadar kaynatırsanız biraz daha koyu kıvamlı bir şerbet olur. Gördüğünüz gibi kıvamı da. Şimdi her tarafına döküyorum. Şerbeti döktükten sonra ben biraz böyle beklettim. Daha sonra ters çevirdim tatlıyı. Yani tek tek ters çevirdim. Çünkü üst kısmının da böyle şerbete değmesi için sonra geri düzelttim. Siz de böyle yapabilirsiniz. şerbetin hepsini dökeceğim zaten hepsini çekiyor Ve şöyle gösteriyorum bu şekilde yaptım. Biraz da öyle bekledikten sonra geri düzelttim. Ve şimdi tatlıyı şerbetini çekmesi için kenara alıyoruz. Gördüğünüz gibi şerbeti çekti, hiç kalmadı dibinde. Bakın, görüntüsü de çok güzel oldu. Kıyır kıyır, şöyle bir bakacağım sizlerle. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, siz sesini açmayı, videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.